Selamlar beyler, merhabalar. Uzun zamandır bekliyorsunuz biliyorum ban yeme sebebimi öğrenmek için Twitch'ten. Ee, bunu Facebook'ta yayınlar yapmaya başladım. Orada açıkladım biliyorsunuz. Bu arada bilmeyenler için tekrardan hatırlatma. Facebook'ta yayın yapmaya başladım arkadaşlar tekrardan. Twitch'te kalıcı olarak banyedik. Facebook'ta e, her akşam olması da haftanın 4-5 günü aşağıya bıraktığım linkte yayın açıyorum. Oraya gelip yayınlara tekrardan dahil olabilirsiniz. Ee, hiçbir sıkıntı yok, yayın aynı yayın, ben aynı ben, sadece platform değişik. Orada izleyebilirsiniz beni. Konuyu uzatmadan çok fazla ban yeme sebebini açıklamak istiyorum sizlere. Şimdi e, biliyorsunuz Twitch garip bir ortam. E, ben toplamda 4 kere ban yedim Twitch'ten. Bunların sebepleri dördü de çok komik sebepler. Şimdi e, biliyorsunuz Dota trash talk yapılarak oynanan bir oyun ki ben trash talk yapmayı çok severim. Mesela edilen küfürlerdir. Karşı takıma ya da takım arkadaşlarına söylenen sözlerdir. Her zaman böyle izleyiciyi eğlendirme yönünde ciddi olmayan işte hani böyle haras babında küfürler ya da işte hakaretler aşağılamalar tarzı oluyor. Ama bunlar direkt olarak şahsa değil her zaman hero'ya yapılan işte mesela işte life mesela karşında life stealer var life stealer küfür ederek oynanan hani böyle trash talk'un çok olduğu bir oyun dota öyle bir oyun yani biz küçüklüğümüzden beri abilerimizden ya da işte oynayan oyuncu kitlesinden community'den bu şekilde gördük biz de bu şekilde alıştık yani dota'yı gerçekten ee, çok uzun saatler oynayan insanlar genelde bu şekilde oynarlar yani hep etrafınıza bakın çoğu böyle yüksek saat dota 2 saati olan insanlar falan hep benim şekildedir yani böyle karşı takıma işte flameliyim, sinirlendireyim böyle kestikçe tip atayım falan gıcık edeyim. Hani bu tarz şeyler karşılıklı haraslamalar oyunu daha zevkli hale getirir. Neyse. Çok fazla uzatmadan lafa gireceğim. Şimdi ben toplamda 4 kere ban yedim Twitch'ten. İlki e, şöyleydi. Senin... <laughs> ilk banım şu şekilde abi. Karşıma bir tane oyuncu geliyor. E, karşımdaki oyuncuyu öldürdükten sonra, kestikten sonra... Ee, senin kız kardeşini kaçırayım da un çuvalına sokayım. Birinci bana bu yüzden yedik. Tehdit etmekten ve şiddet içerikli sözden. Bunu e, Twitch tehdit olarak algılıyor. Ve şiddet içerikli işte içerik olduğu için e, beni uyarı babında bir gün banlıyor. Neyse. Ee, i̇kinci banımızı şu şekildeydik. O ban açıldı. İkinci... A pardon bu ikinci bandı. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu ikinci bandı. İlk banımızı e... Twitch'te abi biliyorsunuz çok fazla in real life'da işte creative bölümünde işte tangalı ablalarımız, südyenli ablalarımız böyle direkt dansı yaparken ya da işte ay subscribe olmuşsun şuraya tahtanı tahtaya adını yazayım derken böyle domalarak tangayla falan isimlerini yazıyor insanların, herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Ama e, ben yayında bir tane arkadaş donate'le şey atmıştı... E, bir tane twerk klibi atmıştı. Normal, kızın altında şey var... E, siz söyleyin adını. Adı aklıma gelmedi ya, tight tight. Üzerinde de normal elbise var, tişört. Tight'lı ve tişörtlü bir tane abla twerk yapıyor. Ben onu ekranımda gösterdiğim için ilk banımı o şekilde yedim. Bir günlük. Sexuality'den yemişim. Neyse tabi Twitch'te olan diğer e, o kızların falan işte show yapan kızların hiçbir önemi yok. Onlar yapabilir çünkü tamamen legit yani hiçbir sıkıntı yok. Kızlar yapabilir erkekler yapamaz. Aşırı bir ayrımcılık var o konuda. O konuya hiç değinmek istemiyorum çıkamayız çünkü. İlk banımız öyle oldu. İkinci banımız daha demin anlattığım şekilde oldu. Üçüncü banımız 15 günlük olan ban. Ben bir gün yayın yapıyorum. Benim eskiden bir tane köpeğim vardı Mika. Eski videolarda da görebilirsiniz zaten. Bir tane pitbull köpeğim vardı. Daha öncesinde benim köpeğim soda şişesinin kapağı var. Biliyorsunuz normal demir kapak. Mutfakta tezgahın üstünden ya da yere düşürmüşüz bilmiyorum haberimiz yok. Almış onu yutmuş abi. Neredeyse ölüyordu Mika. Hani böyle röntgen falan çektirdik. Ameliyata kadar gidiyordu böyle. Hani midesinde soda kapağı soda şişesi kapağı olduğunu falan anladık. Böyle ölümden döndü köpek yani. Neyse iyileştirdim, ettim, gittim. Bir gün gene yayın yapıyorum. Burada sağımda yerde bir tane minder oluyordu benim. Onun üstünde yatıyordu. Gene ağzında bir şey çiğniyor. Bir baktım soda kapağı şişesi. Soda şişesi kapağı. Abi soda şişesi kapağını çiğnerken ben bunun ağzından almaya çalıştım. Vermedi. Ben bunun kafasını böyle ensesinden tuttum. Ağzından soda şişesinin kapağını zorla aldım böyle. Ağzına falan şöyle birkaç tane vurdum bırakması için. Tabii benim kamera açımda bu şekilde olduğu için eskiden şu sağ altı gösteriyordu. Onu orada yaptığımı gördüklerinde izleyiciler beni reportlamışlar. Hani sırf köpek bir daha yutmasın da şey olmasın diye ben ağzından aldım ölmesin diye. Ben ağzından soda şişesi kapağını alıyorum. Orada animal abuse'dan animal abuse'dan ban yiyorum 15 gün. Yani ben hayvana şiddetten ban yedim 15 günlük. Oysa ki ben iyilik yapmak için almıştım. Üçüncü banımız da bu şekilde oldu 15 günlük. Bu son banımıza gelecek olursak. Bu da kalıcı olarak. Zaten Twitch'te iki kere ban yedikten sonra üçüncü banı yediğinizde inisiyatif. Hani ben Mika'ya mesela hani o soda şişesi kapağını aldığım zaman da ban yiyebilirdim. Hani kalıcı olarak. Ya da partnerliğimi alınabilirdi. İşte e, tamamen inisiyatif arkadaşlar. Üçüncü bana açtılar. Hani 15 günün sonunda açtılar. Dördüncü banda şu şekilde oldu abi. Gene karşıma bir tane oyuncu geliyor. Adamı kestikten sonra adam beni bayağı tilt etmişti. E, sıkıntı yok. Adam beni bayağı tilt etmişti. Oyun boyunca o beni haraslamıştı. Ben onu ondan sonra öldürdüm böyle intikamımı aldığımda şey dedim. Senin ananı kaçırırım sen kimsin dedim. Aynı bu şekilde. Hadi siktir git şimdi tarzda bir şey söyledim böyle oyunu kazandık falan abi sen git Reportla. ondan sonra Twitch'te bundan bana ee, tehdit ve işte tehdit ve şiddet içerikli söylemden kalıcı olarak banat maceramız bu şekilde abi yani Twitch'te bunun örnekleri çok fazla İnsanların annelerine işte insan ve ciddi ciddi isim soy isim söyleyerek insanların annelerine, insanların değerlerine ırkçılık yapan mı ararsın? İşte Allah kitap dini içine katıp sövenler mi ararsın? İşte yani seksizm yapan mı ararsın? Cinsiyetçilik yapan mı ararsın? Çıplak yayın yapanlar mı ararsın? Bunların hiçbirisi kalıcı olarak ban yemiyor. Yani çok fazla örneği var. Benim Çevremde de var, sizin tanıdığınız büyük yayıncılarda da var. Bunların hiçbirisi banyemiyor. Hatta biliyorsunuz bir tane karının kukusu göründü. 3 gün banyedi falan, açıldı. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, büyük haksızlık var. <laughs> evet ben yayın yaparken işte ya da oyun oynarken toksik bir insana dönüşüyor olabilirim ama... Yayın genelinde siz sadece YouTube videolarını izliyorsunuz. Yayın genelinde oyun dışında ben öyle bir insan değilim. Normal hayatımda da öyle bir insan değilim. Sadece oyunda, sadece dota oynarken böyle bir insanım ben. Ve yani dediğim gibi bu da başta anlattığım sebeplerden dolayı bu oyun böyle oynanıyor. Yani bu oyun böyle oynanıyor. Evet, başkalarının bu şeyleri yapıyor olması benim yaptığım hatayı örtmüyor. Ben gene suçluyum zaten. Suçum olmasa ban yemem ama hani kalıcı olarak bir ban atılması tamamen haksızlık. Sonuçta ben buraya 5 senemi verdim Twitch'e. Ben bu kanal için 5 sene uğraştım Twitch'te. Türk yayıncı yokken sadece 4 tane 5 tane Türk yayıncı varken ben on 3D'den beri ta Webla döneminden, Dota 1 döneminden turnuvaları sunarak ben bugünlere kadar geldim. Hani İnsanların gözünde oturduğu yerden para kazanıyor olarak görünen insanlar aslında götlerini yırtarak bugünlere gelen insanlar. Ben her gün bir fiil, her gün, her Allah'ın günü 8 saat, 9 saat yeri geldi 24 saat yayın yaparak ben bugünlere geldim. Hani kolay değil. İnsanların gözünde alt tarafı oyun oynuyorsun, para kazanıyorsun. Yayıncılık bu değil beyler. Yayıncılık bu değil yani. İşin velhasıl kısası... Banı yedik arkadaşlar. Artık kalıcı. Twitch'te herhangi bir yerimiz yok. Yapacak bir şey de yok. Yeni account açıp devam etme şansın da yok. Çünkü partner sözleşmesinde yeni account açtığın zaman ee, izin verilmiyor yayın yapmana. O yeni açtığın kanalı da banlıyorlar. Ki açtım ben insanlar çok fazla soru sorduğu için bir açıklama yayını yapacaktım falan. Onu da banladılar. Ha dediğim gibi sıkıntı yok. Ben bu videonun altına... Ee, Facebook'ta açtığım yayının linkini bırakıyorum. Gene izlemek istiyorsanız akşamları ben zaten orada yayın yapıyorum. Buyurun gelin beraber gene muhabbetimizi, sohbetimizi edip yayınımızı yapalım. Hiçbir farkı yok. Orada da bir aya kadar partnerliğimi alacağım. Orada da en azından benden nefret etmeyen... <laughs> benden nefret etmeyen, benden rahatsız olmayan insanlar var. Daha yayın açmaya başlayalı 4 gün oldu. Daha hiçbir tane olumsuz Yorum ya da kötü bir eleştiri almadım. Hep beni seven insanlar, gerçekten beni izlemek isteyen insanlar orada. Ee, o yüzden biraz da mutluyum yani. Böyle olacağı varmış beyler. Ne diyeyim? Hani burada çok fazla açıklama bekleyen insan vardı. Her videonun altında yorum olarak görüyordum. Bu da size bir açıklama olarak kalsın burada. Umarım beni takip etmeye, beni izlemeye devam edersiniz. Umarım tekrardan hani yayınlarımızı eskisi gibi eski izleyici sayılarımızla yapabiliriz. Teşekkür ederim abi izlediğiniz için. Umarım gelirsiniz canlı yayına da beklerim sizlere. Sizleri seviyorum abi. Kucak dolusu sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Haydi bay bay.